Evet, bugünkü dersimiz balıklarda üriner sistem. Üriner sistemde özellikle baktığımız zaman böbrekler ve solungaçların boşaltımda ana fonksiyonu üstlendiğini söylememiz mümkün. Dolayısıyla böbrekler bir anatomik yapı olarak balıkların hemen sırt kısmı dediğimiz iç organları açtıktan sonraki kısmında. Bunu biraz daha detaylı olarak balık üzerinde göstermemiz mümkün. Daha sonra solungaçlardaki özellikle ozmotik dengenin, çünkü tatlı su tuzlu su göçü yapan bazı balıklar var. Dolayısıyla yaşam dönemlerinde tatlı suda üreyip büyümelerini ve gelişmelerini denizde gerçekleştiren veya bunun tersi olan balıklar var. İşte burada tabii ozmoregülasyon dediğimiz olay son derece önemli. Bunu dengeyi sağlayabilecek tabii salgılanan hormonlar vesaire söz konusu, ama sonuç itibariyle yani solungaçların görevi de özellikle azotlu atıkların uzaklaştırılması, bünyeden su tuz kaybının veya dengesinin sağlanması ile ilgili. Burada tabii ana organımız bizim böbrekler ve solungaçlardan az sonra bahsedeceğim. Peki balıklar böbreklerin neresinde konumlanıyor dersek, şöyle biraz daha balıklarımıza yakından bakalım. Şimdi burada az önce gördüğünüz şekliyle alabalığımız var, mezgit balığımız var ve çarpan balığımız var. Şimdi peki neresinde dediğimizde, bir defa iç organları biz bir şekilde açtığımızda ne yaptık? Bütün bu kısmı dışarıya alıyoruz. Tamam. Şimdi bu kısmı dışarıya aldığımız zaman bakın şöyle bu bölgede bir zar söz konusu. Şöyle görüyorsunuz boylu boyunca. Ama içinde bunun böyle koyu renkte bir görünüm var. Gelelim diğer balığımıza. Aynı şeyi burada da yapalım. Sonrasında detayına ineriz. Şöyle baktığımızda, evet, iç organları alalım dışarıya doğru. Evet, görüyorsunuz burada bir başka koyuluk söz konusu. Şurada, evet. Dikkat ederseniz bu şu bölgeye kadar uzanan bir durum. Alabalığa baktığımızda bakın boylu boyunca uzanan bir koyu bir bölge var. Yine mezgit balığına geldiğimizde iç organları şu şekilde ayırdığımızda bakın şurada yine bir zar var. Bu zarın altında yine koyu bir bölge var. Peki burası neresi dediğimizde, evet işte böbreklerin olduğu yer burası. Şimdi şöyle bir kesiyle bu bölgeyi açtığımızda, hava kesesini de tabii aldık şimdi. Burada hava kesesi vardı hemen önünde. Dolayısıyla açtığımızda evet şimdi gerçekten koyuluğumuzu gördük. Bakın boylu boyunca uzanan bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii burada ön böbrek dediğimiz kısım başa doğru devam eden kısım. Yani kan üretim merkezi olarak da yani böbreğin işlev gören kısmı bu bölge. Dolayısıyla pronefros dediğimiz kısım. Ama biz onu şu haliyle göremiyoruz. Biraz daha içeriye gidiyor. Mesonefros dediğimiz arka bölge boylu boyunca uzanıyor. Burada da dediğim gibi bakın şöyle bir kesi yaptığımızda evet koyu bir evet doku olarak bakın böbrek karşımıza çıkıyor. Nispeten daha yaygın bu bölgede ama arkaya doğru uzamıyor. Benzer şekilde mezgit balığında da bu bölgeyi açtığımızda arkaya doğru uzandığını söylememiz mümkün. Evet, dolayısıyla böbrek, dolayısıyla konum itibarıyla balığımızın hemen sırt kısmında. Peki üstünde ne var bunun? Hatırlayın, kolumna vertebralis dediğimiz omurgamız var. Yani şöyle geldiğimizde, şu şekilde geldiğimizde bu bölgeden bahsediyoruz. Evet, demek ki hemen üstünde kolumna vertebralis dediğimiz omurga yer alıyor ve böbreklerimiz de şu bölgede yer alıyor konum itibariyle. Şimdi tabii böbreklerin işlevi kuşkusuz. Yani boşaltım sisteminde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Ama biz bunu biraz daha solungaçlar üzerinden de yürütmek durumundayız. Az önce söylediğim gibi ozmoregülasyon dediğimiz olayda şöyle biraz daha yaklaşalım. Teorik olarak bir şeyleri göstermek durumundayız. Şöyle baktığımızda evet tatlı su deniz balığı ayrımını yapacağız. Bu tatlı su balıkları ile ilgili olan kısım. Şimdi genelde gerçekten de burada tabii iç ortamın dış ortamın dengesinin sağlanması söz konusu. Burada özellikle böbrekler fonksiyonel olarak bakın burada devreye giriyor. Hipoozmotik bir idrar söz konusu. Genelde içeriye doğru çok fazla su girişi olduğu için balıklar çok tatlı su balıkları çok fazla su içmezler. Ama öbür taraftan deniz balıklarına doğru baktığımızda diğer deniz balıkları açısından konuşmamız gerekirse ama
Özellikle ozmotik dengenin sağlanmasında bu defa solungaçların çok daha fonksiyon üstlendiği, sorumluluk üstlendiği. Dolayısıyla özellikle daha az miktarda idrarın dışarıya bırakılmasına çalışıldığını biliyoruz. Buradaki idrar ise diğerine göre izoozmotik şekilde. Böbreğin sonuçta işlevi bu şekilde görsel olarak kendini gösteriyor. Azotlu atıklar işte solungaçlar üzerinden dışarıya bırakılıyor. Yani atık miktarını dengelemek üzere. Burada zaten baktığımızda özellikle şöyle bir ifademiz var. Tuzlu su balıkları bol su içerler. Yani tatlı su balıklarının böyle bir işlev yapmasına gerek yok. Zaten ozmotik dengesi nedeniyle bu sağlanıyor ama özellikle deniz balıklarında su tuz dengesini sağlamak üzere balıkların daha fazla su içmesi gerekiyor. Zaten idrar miktarları da yine baktığımız zaman burada 3 mg bölü kilogram ağırlığı. Ama aynı şey tatlı su için bakınca 300 mg. Demek ki 100 katı daha fazla vücuda su girişi söz konusu. İşte dengeyi sağlamak özellikle deniz balıklarında azotlu atıkların uzaklaştırılması sürecinde solungaçların devreye girmesiyle sağlanan bir sistem. Eğer bu denge sağlanamayacak olsa balıkların yaşam alanlarındaki nasıl diyelim gelişme süreçlerini, diğer yaşamsal süreçlerini devam ettirmeleri mümkün değil. Tabii bu çok hızlı bir süreç. Yani ozmotik dengenin sağlanabilmesi için öyle uzun süreli bir sürece gerek yok. Çok hızlı bir şekilde bu denge balık bünyesinde salgılanan hormonlar ve özellikle de sinirsel bir takım uyarılarla gerçekleşiyor. Mesela Atlantik salmonlarında smoltifikasyon denilen bir olay var. İşte bu smoltifikasyon dediğim şey tatlı sudaki balıkların özellikle denize göç etme süreçleri. Şimdi bu göç etme süreçleri tabii siz bezlerle ilgili, salgı bezlerle ilgili belki daha sonra konuşacağız ama sonuçta bunu tetikleyen bir mekanizma var. İşte siz istediğiniz zaman o balığı oraya taşıyamazsınız. Bu balıklar özellikle belli dönemde işte iç denge sayesinde salgı bezlerinin de uyarılarıyla beraber ne yapıyor? Smoltifikasyon sürecinin başladığını artık hadi denize göç edelim sürecinin olduğu. İşte bu geçişler kendi içinde hızlı gerçekleşen süreçler ama burada da zaten dediğim gibi böbrekler ve solungaçlar vücuttaki o dengenin sağlanması, ozmotik dengenin sağlanmasında ana sorumluluğu üstlenmiş durumda. Dolayısıyla yaşamın devam edebilmesi için çünkü biliyoruz ki tatlı su, acı su, denizler ortamlar söz konusu ve bunlarda da yaşayan balıklar var, kendi içinde göç edenler var ve bunların devamlılığı da işte bu sistemin tamamen bir denge içinde çalışmasına bağlı.